Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var senin? İyi misin? Ya iyiyim. Gerçekten mi? Evet. Ayakları mı acıyor? Birazcık ayakkabında sorun var. Şu sağ bir sıkıntı var. Evet, ayağım aklın, acıyor. Aklın, canın, fikrin, her şeyin evet, ayakta şu anda. Biraz canım acıyor. Sağ taraf. Tamam, peki. Nereye gidiyorsun? Bir bilim kurgu filminde bir sahnem var. Hı. Oradayım. Peki, gel bakalım. Bilim kurgu işlerine Bahar bakıyor. Bence bu bilim kurgu falan değil. Ne? Ne ki bu? Meow var üzerinde. Sadece onu görebiliyorum. Diğerleri çok kötü. Maskeni de çok beğendim. Sen de olmasın. Evet. Ama ben buraya gelirken falan kullanacağım artık. Buraya gelirken mi kullanacaksın? Ya da öyle yapacağım. Ne yapacaksın? Anlamadım. Ama yani podyumda kullanmayacaksın öyle mi? Bilmem, kullanayım mı? Bilmiyorum ki. Buraya ben gelirken, de bilmiyorum. Buraya bir gelirken düşünürüm. Kullanacağım deyince anlamaya çalıştım. Yani evden kalkıp uyanıp buraya gelirken mi takacaksın? Evet. Tamam. Çünkü onu öğrenmek istedim. O benden önce davrandı. O yüzden. Peki. Aynı şeyi de yapmak istemiyorum. Çünkü abartı bir parça da değil. Hı. Bence o olmasa şu an daha iyi görüneceksin hatta. Ama bilmiyorum Eke, neden bu kadar kötü giyiniyorsun? Ben üzülüyorum sen bu kadar kötü giyinince. Seni çok seviyorum ama yo, seni hiç, eleyecekler ben, bak. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Herkes senin ismini verdi yani. Yok, herkes benim ismimi vermedi. Meral de çıktı. Ama verdi ki, sen oradaydın. Beni de verdiler ama Meral'i de verdiler. Hemen hemen. Dört dört. Eşitlerdi. Ama bir Meral'e bak, bir kendine söyledim. Bak. Sen ne kadar da tatlısın. Niye çıktın ki yani? Biz Meral'i sevmediğimiz için örneğin söylüyoruz. Ama herkes sana diyor ki işte Melike, bence burada zaman kaybediyorsun. İzmir'e dön. İşte burası dönmüyorum. Senin için doğru yer değil filan. Ben sana böyle şeyler söylediklerinde çok üzülüyorum Melike. Ama bunun için de biraz dikkatli olman gerek. Yani hatalarım var gerçekten. Yok, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sadece ilk gün kötü geldim diye böyle bir adaptasyon yaşamışsınız. Öyle kalmışsınız orada. Şu an ilk bence güne bakmıyorum. Bence sen adapte yani. Olamıyorsun. Meral'cim sen için bir kendine ben bak. Ben yardım ederim ama sana. Ben şu an kendime de bakıyorum, sana da bakıyorum Melike. Zaten senin gerçekten ben ne ayak olduğunu Melike anlayabilmiş gitmesin. Değilim. Çünkü şuraya çıktığın zaman senin burada bu yarışmada olduğunu görebiliyorum. Aa, Melike de var diyorum. Sayıyoruz mesela, kim eksik? Melike aklıma gelmiyor. Yani yarışıyor musun, yarışmıyor tamam, musun senin belli aklına değil. Gelmeyebilir. Bir, seninle ilgili o konuşmuyorum bir şu an Bahar. Melike ile ilgili yorum yapıyorum. Saygı duy. Meral'cim söz Bahar'daydı fakat. O da güzel. Aynen, bir uyanırsan. Belliydi ama. Meral'cim sen böyle bitti yarış... Bitti mi Bahar'cım yorumun? Ona bitti. Göre. Peki Meral sen... devam edelim. Teşekkür ederim Öykü Hanım. Gerçekten Melike nerede diye soruyorum. Orada evet, orada kuaför arkadaşlarla çok iyi anlaşıyorsun. Gayet iyi sohbet ediyormuşsun, muhabbet ediyorsun, gülümseyebiliyorsun. Evet. Lakin burada senin sesini duyamıyorum. Yo, ben gayet konuşuyorum, sana da yorum yapıyorum. Sen duymak istemiyorsan o benim sorunum değil. Melike hem... Sen yarışmalardan yarışmalara koştuğun için bu işleri daha iyi bilirsin tabii. Evet ama ben tarz yarışmasına koşmadım. Ben Ütopya'daydım Melike. Söyleyebiliyor musun? Tabii tabii. Şu tamam, an işte ben stil bir şey söylemiyorum. Yarışmalardan yarışmalara koştuğun için bilirsin diyorum. Sanırım tarz i̇şte yarışmaları senin peşinden koştu ki bir anda buraya geldin. Yani. Hani Ütopya bambaşka bir yer. Burası bambaşka bir yer. Ama nerede olursam olayım sonuçta böyle olmayacağım. Kesin olan bir şey Melike. Yağmur. Bilim kurgu filminde bir sahnesi sahnede var. Sahnede yer alıyorum. Ha, böyle bir filmde oynuyorsun yani. Tam bu şekilde. Gördüğüm şekilde. Yok canım, tam şu şekilde. Buradan oynuyorum. Tatlım, ben kıyafetlerinden bahsediyorum. Yerinden bahsetmiyorum. Senin bunu anladığını düşünüyorum. Hayır, kıyafetlerini soruyorum yani. Ben de kıyafetlerimi anda. Anladığını düşünüyorum. Belki devamında başka bir şey söyleyeceğim. Ben senin cevabına direkt söylemek istemiyorum. Çünkü korkuyorsun. Yo, hayır, ben senden niye korkayım ya? Hani bana diyorsun ya selam vermiyorsun diye. Bak, sorunun ne olduğunu aslında bu söylenenlerden biraz fark etmen hayır, gerekiyor. Hayır ama Zeynep size... Bir dakika izin verir misin? Sen sana tepki vermeden tepki veren bir insan değilsin ve hep karşındakinden bir hayır. Kelime alıp öyle
karşılık veriyorsun. Hani sen gidip bir olaya girmiyorsun hiçbir zaman. O yüzden insanlar sana sen yoksun, seni göremiyoruz diyor. Ben o yüzden sana hani karşılaşmamışız herhalde ondan diyorum. Sen gelip bana merhaba demiyordun çünkü. Yo, ben sana anladın söylediğimi hatırlıyorum. Hayır bak şundan bahsediyorum. Olay zaten ya sadece merhaba da değil. Bak ne diyoruz? Sayarken hani sen aklımıza sonradan geliyorsun. Çünkü kendini sadece insanlar sana bir şey söylediği zaman fark ettiriyorsun. Evet. Sana dün de bunun örneğini verdim. Bahar'la dün gayet iyiydiniz çünkü sana iyi yorumlar yapmıştı. Bak aynı şey şu an oldu. Bahar sana üzerindekini hani beğenmedim dediği zaman ona da aynı şekilde tepki gösterdin. Sende etkiye tepki durumu var. Kendi evet, tepkilerine etki olmadan gösteremiyorsun. Olay bu. Yağmurcuğum tamamlar mısın? Ben sadece senin artık dün de söylediğim gibi bazı şeylere biraz daha dikkat etmeni istiyorum. Biz sana burada bir şeyler söylüyorsak, ben de 20 yaşındayım sonuçta. Seninle aramızda sadece 2 yaş fark var. Bir. Ve hani şöyle bir şey, bu insanın kendisiyle alakalı olan bir durum. Bizim kendi elimizde kendimizi geliştirmemiz, işte nasıl giyindiğimiz, nasıl konuştuğumuz. Düzeltebiliriz bunu, düzelmeyecek bir şey yok. Sen çok mu güzel konuşuyorsun? Ben bunun için çaba sarf ediyorum Melike'cim. Şu sen anda seninle böyle konuşuyor olman bile bence bunun bir göstergesi. Sen de biraz davranışlarına ve yürüyüşüne, ayrıca kıyafetine özen gösterirsen emin ol sana hiç kimse ekstrem, senin hoşuna gitmeyecek bir yorum yapmaz. Sen diyorsun ki bir bilim kurgu filmindeyim. Evet, bir evet şeyler yapıyorum. Hani sen bir bilim kurgu filminde elindeki o çok normal olan bir çantayla ne yapabilirsin? Evet işte. Kafana taktığın o beyaz grimsi şeyle bir bilim kurgu filmine ait olmuyorsun Melike'cim. Bu kadar o küçük senin fikrin, değil hayaller. O senin fikrin. Ama senin hayallerin hayalim, bunlar tabii fikrim ki. Benim fikrim. Yani ben demek oynuyorum istiyor ki Yağmur'da bilim kurgu filmindesin de bunun taktığın zaman nasıl bir roldesin? Ne yapıyorsun? Ayrıca nasıl ben Meral'e de bir şey söylemek istiyorum. Karakter canlandırıyorsun. İnsanlar kendilerini hani bağırarak ya da ne bileyim yorum yaparak göstermiyor olabilirler. Melike böyle bir karaktere sahip olabilir. Ama bu stil yarışmasındaysak sen bize kendini kıyafetlerine gösterebilirsin. 18 yaşındaki bir kız ne kadar doğru giyilebilir sorusunu cevaplayabilirsin. Ama sen bir haftadır, iki haftadır bunu da yapmıyorsun. Ve eleme patosuna çıkman çok normal. Ama siz benim ismimi verdiniz. Gayet mantıklı şeyler söylediğimi canım, düşünüyorum. Verdim. Biraz dikkate alıp çabalarsan eğer. Ben çabaladığımı düşünüyorum. Böyle bir çaba yok ama yani. Bu neyin çabası? Bahar. Arkadaşlar anlıyorum. Başta çok sert eleştirdiğiniz konseptlerinden yapacaksınız. Yaratıcı olmanız gerekebilir. Fakat düş gücünüzle birlikte materyallerinizi de buraya getirirseniz sevineceğiz. Üzerinde bilim kurgadan hiçbir şey yok. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Ay, hazırım. Ne çoğuyorum. Hadi bakalım. Bir şey demedim. Melike Çamlıoğlu, ayakkabı 150 lira, çanta 20 lira, gömlek 30 lira, deri ceket 10 lira, saç aksesuarı 20 lira. Hoş geldin Melike'ciğim. Hoş bulduk. Kaçırdım çok pardon. Nereye gittiğini bir kere daha öğrenebilir miyim? Bilim kurgu filminde bir sahne var, orada oynuyorum. Oynuyorsun. Elinde de o çanta mı var? Bankacı. Bilim kur, uzayda bankacı. Ya bu hani almak zorunda olduğumuz için alıyorum ya ondan. Yoksa Mars'ta küçük bir hisse senedi satışı. Ya o kafana taktığın şey, ben yeğenimi götürüyorum 5 yaşında. O hamburgerciler var ya, çocuk menüsü var. Orada taç alıyorsun, oyuncak alıyorsun, yumurta alıyorsun. Sen oradan kafana bir beden büyük kral tacı, kraliçe tacı almış takmışsın gibi. O kadar anlamsız, o kadar manasız bir şey ki. Bilim kurgu filmi diyorsun. Bilim kurgu filmlerinin içeriği hakkında bir bilgin var mı? İzledin mi daha önce hiç bilim kurgu filmi? İzledim. İzledin. Neler giydiklerine dikkat ettin mi? Ettim ama... Ettin. Neler taktıklarına dikkat ettin mi o filmlerde? Çok edememişim. Yani tek bence en büyük bilim kurgu burada senin ruh halin. Gerçekten. Ne gülüyorsunuz? Bence gülmemelisiniz arkadaşın yani sırtın arkasında böyle böyle.
Gerçekten anlayamadım seni. Yani böyle son derece günlük, son derece günlük yani bir jean, bir gömlek, kafasına o folyodan yapılmış gibi duran çerçeveyi yapınca bilim kurgu filmi mi oluyor? Bu kadar basit mi bu iş sence? Bu kadar kolay mı sence? Gülünç, gerçekten gülünç. Üç. Teşekkür ederim. Melike, aksarı çıkartabilir misiniz? Şu an biraz... Böyle indirdiğim zaman... Bak Perihan abla yardıma geldi sana. Yani o maske gibi bir şey taktın. Yani kullanma artık. Gerek yok. Sen çok uygun fiyatlara giyiyorsun. Evet. Bugündeki öyle. Yani çok 20 TL çanta, gömlek 30 TL, deri ceket 10 TL. Nerede ha, 100 bu? TL. Yanlış yazmışsın. 100 TL. Ha. 10 TL nerede buldun fermuar? Sadece o kadar o tutuyor. Böyle gündüz herhangi bir yerde gidebilirsin. Konseptin çok yanlış. Sadece o maskeden dolayı o konsepti yarattığını düşünüyorum. Hı hı. Yapma böyle şeyler. Tamam. Değişik şeyler yapmak istiyorsa o zaman çok kuvvetli aksuarlar, kuvvetli şeyler, kostümleri ya da neyse kombinleri giymelisin. Ha böyle bir sıradan bir şey giymek istiyorsan arkadaşıyla beraber alışverişe gidebilirsin. Tamam. Ben çantayı sevdim 20 TL için. Müthiş. Hakikaten. Ama o maske tabii ki unutmayacağım. Konsept yanlış. Teşekkür ederim. Altı. Melike hoş geldin. Hoş buldum. Artık maskeyle ilgili yorumlar yapıldı. Ben orayı atlıyorum. Üstündekilerle fena değilsin, iyi görünüyorsun böyle. Biraz sende de iletişim bozukluğu var. Çok sakin oturuyorsun. Kim güldü yine? Bahar. Sen hiç dünkü halini gördün mü? Belki de ona güldüm. Bak cevap da veriyorsun, dilim bu kadar. Hey, özür dilerim ama söylediğiniz bazı şeyler espri de barındırıyor. Ben de esprilerinize gülüyorum. İçinden gül, sessiz gül, ben onları duymayayım. Ekranda acaba nasıl görülüyor? Yani lakayt, şımarık. Ben şımarıklık istemiyorum. Gülünecek zaman da var tabii ki. Ay şimdiden bıktım. Evet, bak yüzün ne kadar güzel. Sende enteresan bir şey var. Çok sakin oturuyorsun, oturuyorsun. Birden birisi seni tahrik ettiği zaman o kadar böyle direkt ateşleyerek yürüyorsun ki enteresan bir karakter diyorum yani. Sakin, çok bebeksi bir halin var, oturuşun. Birden parlıyorsun. Bu tabii senin yapında, doğanda var. Anlat kendini biraz. Anlat. Yani ben çok insanlara daha çok gözlem yapmayı seviyorum. Öyle çok yani onların arkada yaptıkları şeyler de yani böyle onların normal böyle yok snap atıyorlar falan. Ben mesela snap atmıyorum. Atmak zorunda mıyım? Hayır. Mesela böyle şeyler yapmıyorum. Bu ya yani sadece bir küçük örnek verdim mesela yani. Konuşmayın, benle konuşuyor. Aa inanmıyorum. Evet. Ha, o şekilde yani ben onun çok kendi halinde bir insanım ama birisi bana bir şekilde laf söylediği zaman karşılığımı veriyorum. Hayır, kendi halinde sakin. Seni ben izliyorum. Hepinizi tabii ki izliyorum. Birden sakinken buradan öyle bir cevap gidiyor ki yani rank diye böyle. Hani evet. Şeysin. Sende de sınır yok. Otokontrol yok. Hani şey gibi bazen filmlerde olur. Yaban. Hani kızlar vardır böyle ormanda, bir adada, ıssız adada. Vahşi.
Böyle yaban denir ona. Ya. Yabani evet. Hani. Eski Türk filmi karakteri gibi. Ondan sonra hani birisi gelir böyle hareketleri şeydir. Tam Türk filmi. Alırsın. Paris'e götürürsün. Orada böyle bir hani hemen yok zerafet. Kafasına kitap koyup yürütürler bilmem ne. Bir gelir zengin ailenin oğlu aşık olur. Evet. Yani seni çözmeye çünkü burada gördüm. Dedim bu çok giderli bir kız dedim. Aslında sakin görünüyorsun. Yani böyle gelseydin hakikaten... Unutalım. Yok canım. Nasıl unutacağız onu? Yani komik bir aksesuar koymuşsun. Ama böyle bakınca... Böyle çok güzel. Hı? Böyle çok güzel. Yani böyle gelseydi ben ona 8 verirdim. Aksesuarın da geldiği için başkalarına haksızlık olur. 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.